Adam gittikten sonra ki orada eksik sayılar vardı dedi. Abdurrahman Peşaveri Pakistanlı, o zaman Hindistan'a bağlı Peşaver bölgesinden genç bir üniversite öğrencisi, Aligrah Üniversitesi'nde okuyor. O dönemde Balkan Savaşları başlamış, Edirne işgal edilmiş. Oradaki gençler buna çok üzülüyorlar, para toplayıp gönderiyorlar. Bir sağlık heyetiyle beraber 1912 yılında Abdurrahman Peşaveri İstanbul'a geliyor. Geliş o geliş, bir daha ülkesine dönmüyor. Her ne kadar annesi birçok defa kendisine artık oğlum ülkene dön özledik dese de ülkem işgal altındayken dönemem diyor. Ülkem dediği de Osmanlı. Türkleri çok seviyor. Hatta kendisine oradayken de Türk abi diye hitap ediliyor. Türklere çok benziyor. Çünkü gençliğinde çok Türk tarihini okumuş. Türkleri çok seven bir insan. Buraya geldikten sonra Edirne'nin Balkan harplerinde mücadele ediyor. Çanakkale Harbi'nde bulunuyor. Birinci Dünya Savaşı içerisinde yer alıyor. Daha sonra da milli mücadele içerisinde yer alıyor. Ankara hükümetinin İngilizce yazışmalarını kendisi yapıyor. Rauf Orbay'ın yanında bulunuyor. Zaten Rauf Orbay'la çok yakın bir temas olduğu için bütün arşivi Rauf Orbay arşivi içerisinden çıktı. Yaklaşık 1000'e yakın belge var bu arşiv içerisinde. Kendisine gönderilmiş mektuplar var. Bazı özel resmi evraklar var. Kayıtlarda tabii bu arşivler incelendiği zaman aslında daha sağlıklı sonuçlara sahip olabileceğiz ama bizim ulaşabildiğimiz bilgiler Abdurrahman Peşaver'in aslında Anadolu Haber Ajansı'nın da ilk çalışanlarından olduğu yönünde. Afganistan'daki Müslümanların toplamış olduğu parayı milli mücadeleye gönderiyorlar. Ankara hükümetine gönderiyorlar. Bu paranın burada 52 Rus altını toplanmış ve Ankara hükümetine gönderilmiş. Tarihi de 1922. 8 Temmuz 1922'de bu paranın Ankara hükümeti tarafından teslim aldığını gösterir resmi bir evrak. Burada zaten Türkiye Cumhuriyeti Meclis Hükümeti yazıyor. Bunun gibi işte Rauf Orbay'ın kendisine yazmış olduğu bir telgraf, İzmir'de evinde ikamet ettiğini bildirmesine dair bir şey. Diğer şeyler de bu şekilde kendisine gönderilmiş mektuplar da var. Bu arşivde tabii ki Farsça, Urduca, İngilizce, Almanca, Osmanlıca dillerinde şeyler çıkıyor, evrak çıkıyor. Askeri alanlara da girebileceğini gösterir bir mırur tezkeresi. Orada milliyeti Türk olarak geçiyor. Yani Pakistanlı, Afganistanlı diye geçmiyor. Türk olarak, Osmanlı tabiyetine bağlı bir Türk olarak geçiyor kendisi.